Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını inanmayanlara kızıp, ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programında hakkında konuşulduğunu öğrenen Aygün Aydın bu fırsatı da kaçırmadı. Ve trafikte araç kullanırken çektiği video ile Seren Serengil başta olmak üzere program sunucularına ağza alınmayacak sözler sarf eden Aydın, izleyenleri şok etti. Beyaz TV'de şu an hakkında konuşuyorlarmış. İki tane kakalak, bir tane de neydi belirsiz. Ya... Abi, ben element uydura uydura bir hal oldunuz. Ben kalkıp ne yapmışım? Hakan çıplak fotoğraflarını kalkıp el aleme atıyormuş, erkeklere atıyormuş de. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani sen bir kere git yüzündeki botoksları bir düzel, tamam mı? Uzaylı gibi bakıyorsun böyle, tamam mı? Benim hakkımda da ileri girip konuşuyorsun. Yemin ediyorum hepinizle uğraşırım. Benim canımı sıkmayın. Göreceksiniz. Göreceksiniz benim hakkımda ileri geri konuşmak ne demekmiş. Tamam mı? Sen kalkıp benim hakkımda ileri geri konuşup benim imajımı zedelersen ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem. Teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Vallahi de be. Cezası neyse de çekerim. Seren Serengil ise kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım. Çatır çatır yemek istiyorum dedi. Aydın şimdi yine çok konuşulacak bir skandala imza attı. Instagram hesabından yayınladığı mesajla adı aşk dedikodularıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'ya veda etti. Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece bir haftada 6825 CV'yi okuyabildim. Ve bunlardan 4313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 işbirliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin lira gelir elde ettim. Ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Birçok insanın hayatına daha dokunmaya devam edeceğim. Çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Diyerek olay yaratacak itiraflarda bulundu. Sözlerine, sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım. Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görevi burada son bulmuş bulunmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere, hoşça kal. Sevgi ve saygılarımla Aygün Aydın. Diyerek devam etti. Her gün bir açıklama yaparak gündemi sallamaya devam eden Aygün Aydın, bu itirafla da magazin gündemini karıştırdı.